Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın oyuncularını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarım da Altun Sancar ve Ülkü Kahya. Kızlar hoş geldiniz öncelikle. Hemen nasılsınız deyip bir hızlı giriş yapayım. Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizler iyiseniz bizler de çok iyiyiz. Altun sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok çok iyiyiz. Keyifler yerinde. Siz güzel güzel başarılar elde ediyorsunuz. Biz de sizin sayenizde burada keyifleniyoruz. Hemen en başa döneceğim, biliyorsunuz programımızın amacı taraftarlarımıza sizleri daha yakından tanıtmak. Ülkü senden başlayayım. Hemen en başa dönelim. Futbola başlama hikayesini taraftarlarımıza anlatır mısın? Futbola tabii ki herkes gibi ben de sokakta top oynayarak başladım. Abim de benim futbol oynuyordu. Onunla beraber hep dışarı çıkıp top oynardık. Babam da bize katılırdı genelde. Evde oynardık öyle. Vazoları falan kırardı. Aileden destek gören, evet, taraftasın değil mi? Evet. Harika. Erkeklerle başladın. Peki profesyonel olmaya nasıl karar verdin? Yani çünkü hepimiz bir şekilde küçükken topla buluşuyoruz ama bunu profesyonel olarak devam ettirme kararın nasıl çıktı? Çünkü top oynarken yani zevk alıyordum ve çevremdeki kişiler de bana başlamam gerektiğini söylüyordu. O yüzden. Harika. Büyük, radikal bir karar. Sizleri tebrik ediyorum gerçekten. Altun, hemen sana dönmek istiyorum. En başa dönersen, bize anlatırsan, senin de hikayeni dinlemek isterim. 6-7 yaşındayken abim o zamanlar futbol kulübüne gidiyordu. Hı hı. Çok ilgimi çekmişti. Abim antrenmanlardan döndükten sonra öğrendiği hareketleri bana da gösteriyordu. Futbola ilgim öyle başladı. Hatta beden derslerinde erkeklerle maç yapıyordum. Mahalledeki kız arkadaşlarım evcilik oynarken beni de yanlarına davet ediyorlardı. Ben erkeklerle maç yapmayı daha çok istiyordum. Okulumun kız futbol takımı yoktu. Hocalarla konuşup kız futbol takımının açılması için ricada bulundum. O vesileyle Galatasaray Kulübü'ne gittim. Oradan milli oldum. Başka takımlarda oynadım derken kariyerim ilerledi ve şu an istediğim kulüpte oynuyorum. Harikasın. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Hazır Fenerbahçe demişken de tabii ki transfer sürecini de dinlemek istiyorum. Fenerbahçe'nin ilk kadın futbol takımı açıldığında sizleri de dinlemek istiyorum. O haberi aldınız. Teklif beklemişsinizdir diye düşünüyorum. O süreç nasıl ilerledi? Senden devam edelim. Okul müdürüm beni aradı. Fenerbahçe'den teklif var, ne düşünüyorsun? Ben de tabii gelmek isterim derken Fenerbahçe serüvenim öyle başladı. Harika. Senin tabii ki de Fenerbahçe'ye transfer sürecini dinleyeceğim. Çünkü senin de futbol geçmişin oldukça, evet, iyi. Ben de ilk Fenerbahçe kurulduğunda yani çok sevindim tabii ki. İlk teklifi aldığımda hiç beklemiyordum açıkçası. Yani önceden düşünsem aklıma gelmezdi. O sırada ben de okuldaydım teklif geldiğinde. İletişime geçtik. Yani annemle forma bakıyorduk, okul forması. Çok değişik bir andı. Harika. Çok mutlu oldum tabii ki. Harika. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiniz. Daha önce tabii ki başka kulüplerde oynadınız ama yepyeni bir takım. Muhteşem bir kadrolama. Buradan tabii ki saha dışındaki ekibe de çok teşekkür edelim. Muhteşem bir kadrolama. Muhteşem bir ekip oldunuz. Bu aile ortamını ve tabii ki bu başarının sebebini sizlere sormak istiyorum. Böyle bir takımda neler hissediyorsunuz? Yani bu aile ortamı bence en çok Jessica sayesinde gerçekleşti. Hı hı. Kendisi böyle bir ekip kurdu. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkes çok karakterli. O yüzden yani... Ya hem karakterli hem, evet, de gerçekten inanılmaz sentezlenmiş bir takımız bence. Yerlisi, yabancısı, tecrübelisi, genci, inanılmaz bir bağ var. Senin de tabii ki bu takım hakkındaki düşünceni almak isterim. Takımda kötü niyetli insanlar yok. Herkes iyi niyetli. Bu yüzden de aile ortamı oluştu. Mutluyum ben de. Harika. Aslında tatlı bir rekabet var değil mi? Hani aslında herkes bir formayı kapmak istiyor ama o aranızdaki bir tatlı rekabet hiçbir şekilde dediğin gibi kötü niyete mahal vermiyor. Hepiniz gerçekten muhteşem kalplere sahipsiniz. Hem başarılısınız hem de gerçekten de iyi bir insansınız. Muhteşem demek istiyorum. O yüzden de bence bu aura, ambiyans diyeyim, her şey ondan kaynaklanıyor. Tabii ki şimdi milli takımlarda da top oynadınız. Nihan Hoca'yı da sormak istiyorum. Çünkü Jessica, evet, Onur Bey gayet iyi. Nihan Hoca ile çalışmak nasıl? Çünkü kendisi de bayağı tecrübeli bir hoca. Nihan Hoca ile çalışmayı sen sorayım hemen. Nihan Hoca ile çalışmak
Önceden tanışmıyordum. Buraya geldikten sonra tanıştım onunla. Zaten sakatlık geçirdim. Ama hep soruyor halimi, hatırımı. Bacağın nasıl? Böyle. Harika. Sen de şimdi Nihan hocamızı böyle genç oyunculara fazla şans veriyor. Onlarla ayrıyetten ilgileniyor. Sen Nihan Hoca ile çalışmayı nasıl tarif edersin? Tabii ki Nihan Hoca kadın futbolunda önce de içinde olduğu için onunla çalışmamız aslında iyi, çok iyi hatta. Nihan Hoca ile çalışmak gerçekten çok keyifli. Gençlerimize çok şans veriyor, aynı şekilde bana da. Zaten sahada ortaya koyduğumuz başarıdan da anlayabiliriz. Kesinlikle öyle. Sahadaki başarı demişken hemen sizin kendi performanslarını da sormak istiyorum. Sen sahada hem performansını hem de yerini nasıl tanımlarsın? Çünkü şöyle bizim kadın futbol takımına baktığımda gerçekten çok yönlü oynayabilen oyunculara sahibiz. Siz kendinizi, önce sana sorayım Ülkü, saha içinde hem performansını değerlendirirsen hem de kendi yerini nasıl tanımlarsın? Sahada, orta sahada oynuyorum. Daha çok hücum özellikli bir oyuncuyum. Tabii ki geliştireceğim şeylerim var, yönlerim var. Geliştirebileceğim yönlerim var. Bunları geliştirirsem daha iyi olacağımı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Sen kendi performansını nasıl tanımlarsın? Saha içinde asıl mevkiin neresi? Çünkü dediğim gibi çok yönlü oyuncularsınız hepiniz. Sen nasıl tanımlarsın kendini? Ben kanat ve orta saha oynuyorum. Forvet de oynamışlığım var. Hangi yerde, yani forvet mi, kanat mı, orta saha mı, hangi yerde daha verimli olduğunu düşünüyorsun? Açıkta mesela daha çok gol katkısı alıyorum. Orta sahada da asist yapıyorum. Böyle. Harika. Hemen sana gelmişken sağlık durumunu sormak istiyorum. Sezon içerisinde gerçekten talihsizlik yaşadın. Hemen izleyicilerimiz, izleyicilerimize sağlık durumun hakkında bir bilgi verirsen, umarım tabii ki playofflara yetişeceksin diye düşünüyorum. Hemen sakatlık durumunu öğrenelim seni. Sakatlandıktan sonra psikolojik olarak kendimi kötü hissettim. Çünkü takım arkadaşlarım maç yaparken ben onları seyrederek destek oldum. Ama ben bir an önce ayağa kalkmak ve toparlanmak istedim. Sonra fizik tedavim olsun, antrenmanlarım olsun ihmal etmedim. Kendimi toparlamaya başladım. Harika. Şu anda iyi durumdasın. Kendimi toparlama. Aslında bu sakatlık beni farklı bir noktaya getirdi. Şöyle daha güçlü bir altın oldum. Harika. Bu sakatlık bana çok şey kattı. İşimi seviyorum ve başarılıyım. Ya evet, bir sporcu için çok talihsiz bir durum sakatlık. Oynamak istediğinizi, mücadele etmek istediğinizi çok çok iyi biliyorum. Senin de keza öyle. Ama şu anda bireysel çalışmalara devam mı başladın ediyorum, yoksa takımla birlikte çalışıyor musun? Sağ çalışmalarım. Sağ çalışmalarına başladın. Harika. Süper. Senin çalışmaların nasıl gidiyor? Bu arada yoğun antrenman programınız var. Biliyorum yoğun maç programınız da var. Playoff'lara çok az bir süre kaldı. Yani önümüzdeki maçla birlikte 3 maç sonra asıl gerçekten gerçek maçlar bizi bekliyor. Sizin çalışmalarınızı, hazırlık döneminizi biraz da senden dinleyeyim. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor gerçekten. Çok iyi hazırlanıyoruz. Gerçekten fayda sağlayacak antrenmanlar yapıyoruz. Zaten bu da maçlarda yansıyor. Kesinlikle. Evet. Ya şimdi maç içerisine biraz gelmek istiyorum. Öyle bir takım ki asla pes etmiyor. Geride olsa da 5 gol, 6 gol bile atsa 90 dakika, hatta 90 artı 4, 7 neyse her şekilde gol arayan, her şekilde pres yapan, hücum yapan bir takıma sahibiz. Bu hırs ya da bu şey sizden mi kaynaklanıyor? Teknik ekipten mi kaynaklanıyor? Yani siz o yorumu, mesela bu pes etmemenizi, sürekli gol aramanızı neye bağlıyorsunuz? Senden başla bu sefer. Sen cevapla. Ya formanın ağırlığı var. O tabii ki. En basiti. Daha yaşayamadım ben. O da sahaya çıkamadım. İnşallah döndükten sonra ben de o formayı taşıyıp sahada olacağım. Kesinlikle. Sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Umarım dediğim gibi playofflarda seni izleme şansını elde ederiz. Sen neler söylemek istersin yani bu presle alakalı? Evet. Bütün takım çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bunun da etkisi vardır tabii ki. Teknik ekibin de tabii ki etkisi vardır. Yani son ana kadar hep mücadele ediyoruz. Takımdaki karakterlerden dolayı da olabilir bu. Bence de. Bu arada tabii ki kaptanlarımızı da es geçmek istemiyorum. Fatma ve Ezgi takıma gerçekten inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Hem alanlarında çok başarılılar, hem de gerçekten genci
yani genç oyuncusu, tecrübelisi, yerlisi, yabancısı muhteşem bir denge sağlıyor bence kaptanlarımız. Biraz saha dışına çıkalım istiyorum. Saha dışında tabii ki eğitim hayatlarınız da devam ediyor. İki haftadır da bu arada ara verdik. Taraftarlarımıza söyleyeyim. Kızlarımızın antrenman ve gerçekten sınav haftası olduğu için kızlara biraz ulaşamadık ama biraz saha dışında neler yapıyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Eğitim hayatınız nasıl gidiyor? Süper Ülkü, senden başlayalım. Ben liseye devam ediyorum. Lise son sınıfım. Hı-hı. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Öyle. Peki derslerin aksıyor mu? Yani biraz aksıyor ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum tabii ki. Harika. Senin de eğitim hayatını ve tabii ki futbol dışındaki hayatını da öğrenmek istiyorum. Ben zaten Fenerbahçe Üniversitesi'nde okuyorum. Harikasın. Okulum anlayış gösteriyor bu konuda. Hı hı. Antrenörlük bölümü okuyorum. Süper. Hazır mesela eğitim hayatını, sen daha lisedesin gerçi, üniversitede sen de sporla alakalı mı devam edeceksin yoksa herhangi başka bir alanda mı ilerlemeyi düşünüyorsun? Yani sporla devam edeceğim. Büyük ihtimal öyle olacak. Büyük ihtimal öyle olacak. Sınava gireyim. Evet, üniversite sınavını atla. Evet. Bence kesin kazanacaksın. Zaten şey, biliyorsun Ezgi de öğretim üyesi. Evet. Mesela hazır eğitim hayatlarınız ve kariyer hayatlarınız hakkında konuşmuşken buraya gelen bütün kızlara soruyorum. Hayaliniz futbolda olur. Hayatınızdaki hayaliniz olur. Kariyer hedefiniz olabilir. Genelde çoğunda yurt dışında, yani Türk oyuncuları sorduğumda yurt dışında tabii ki Türkiye'yi temsil etmek olarak cevap alıyorum ama sizin hayalleriniz nedir mesleke dair? Şu an Fenerbahçe'de oynuyorum. Tabii ki de gitmek isterim yurt dışına ama ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp yurt dışı takımlarına karşı oynamayı daha çok isterim. Ya düşünsene de Şampiyonlar Ligi'ne gidip orada da böyle güzel seviyelere geldiğimizi, çok yakışır bence size o başarı. Senin de tabii ki hedefini, hayalini sormak istiyorum. Ben de yurt dışında oynamak istiyorum ama tabii ki ilk önce Fenerbahçe'mize daha çok hizmet vermek istiyorum. Peki var mı böyle yurt dışında oynamak istediğiniz ülke, lig, takım? Hani spesifik bir, ya şurada oynamak istiyorum ya da şu ülkede olmak istiyorum dediğiniz bir net bir şey mi? Fransa'da ben oynamak istiyorum. Fransa liginde mi? Birincilik. Gerçekten. Peki herhangi bir takım var mı yoksa ligde herhangi bir takım olur mu? Yok. Takım var. Onu da alalım. Söylemek istemiyorsan sorun değil. Evet. Tamam, Fransa Ligi diyelim o zaman, geçelim. Umarım tabii ki Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp, evet, Şampiyonlar Ligi'nde de kendinizi gösterirsiniz, evet, diye dua ediyorum. Çünkü İnşallah. Gerçekten çok istiyorum sizin şampiyon olmanızı. Senin var mı öyle bir ülke, lig, şehir? Yani İspanya olabilir. İspanya'yı İspanya Ligi'ni kendi futboluna daha mı yakın görüyorsun? Yo, hayır, İspanya'ya hep küçükken gitmek istiyordum, o yüzden onun da etkisi var. Hem oradaki futbol da güzel yani, o yüzden. Harika, tabii ki yani İspanya, kadın futbolunda da. Şimdi hazır yurt dışından da konuşmuşken, Türkiye'deki kadın futbolunun biraz sizden dinlemek istiyorum. Şimdi aslında çoğu kişi, bizler de dahil, yeni yeni bu kadar popüler oluyor. O da tabii ki Fenerbahçe'nin kadın futbola el atmasıyla bence. Çünkü maçları her daim Fenerbahçe televizyonundan taraftarlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Sizleri hep ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Belli bir şekilde tabii ki sizin başarınız yatsınamaz bunda. Her maç muhteşem oynadığınız için ister istemez izleyici kitlesini de yanınıza alıyorsunuz. Biraz Türkiye'deki kadın futbolunu da konuşmak istiyorum sizinle. Siz nerelerde görüyorsunuz Türkiye'deki kadın futbolu? Neler eksik, neler yapılabilir? Tabii ki yeni takımlar açıldığı için şu an eskiye göre çok daha iyi durumda. Hı-hı. Ama ben bir iki sene içerisinde daha da gelişeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü çoğu kişi hala bilmiyor kadın futbolunu. Yani haberleri yok çoğu kişinin. Hala da ön yargı, evet, da var. O ön yargıyı da tam manasıyla kırabildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. O da sizler sayesinde umarım, evet, olur diye düşünüyorum. Sen neler söylemek istersin kadın futbolunun Türkiye'deki yeri? 2-3 sene sonra daha Türkiye'de kadın futbolu daha bir üst levellere gelecek. Milli takım da aynı şekilde. Kesinlikle. Küçük kızlar daha çok kulübe nasıl desem? Altyapıdan daha altyapıdan, çok oyuncu. Evet. Altyapıdan oyuncu daha çok çıkarsa kesinlikle daha güzel bir İşte futbol izlenir. İşte o da sizlerin başarısı sayesinde. Evet. Sizleri görüp küçük kızlar da sizlerin yolundan gitmek isteyeceklerdir bence. Şimdi biraz başında konuştuk. Çok önemli yerlere geliyoruz şampiyonluk yolunda. Birkaç maçımız kaldı. Playoff'lar başlayacak.
hemen önümüzdeki maçları da değerlendirmenizi istiyorum. Önümüzde de bir Beylerbeyi'nde yine taraftarlarımıza tabii ki sesleneceğiz, onları çağıracağız ama önümüzdeki cumartesi günü oynanacak maçla ilgili de görüşünüzü almak isterim. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Tabii ki gene galibiyetle bitecek bir maç bekliyorum. Çünkü şu an çok iyi ilerliyoruz ve aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Son 3 maçımız kaldı. Yani. Son 3 maç. Evet, şu an biraz lideriz. Strese sokuyor mu? Yok ama playofflar yaklaştığı için biraz stres oluyor, evet. Değil mi? Senin de hemen önümüzdeki maçlarla ilgili görüşünü almak istiyorum. 3 maçı da galibiyet alırsak birinci sırada bitirdiğimiz sürece karşı grubun dördüncüsüyle oynayacağız. Daha avantajlı olacağız. Kesinlikle. Bu yüzden almamız lazım 3 maçı da. Alacağınızdan hiç şüphem yok ki. Evet. Son olarak ben taraftarlarımıza mesajınızı almak istiyorum. Çünkü taraftarlarımız sizi hem sosyal medyadan hem maçlarınızda hiçbir şekilde yalnız bırakmıyorlar. Deplasmanda dahi sizleri takip ediyorlar. Taraftarlarımıza mesajını alalım. Bir de tabii ki cumartesi günkü maça da çağıralım taraftarlarımızı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir maçımızı da yalnız bırakmadıkları için. Cumartesi günkü Kireçburnu maçına da hepsini bekliyoruz. Harika. Tekrar hatırlatalım. Beylerbeyi stadına bekliyoruz. Kadın futbol takımımız Kireçburnu ile karşılaşacak. Onlara size ihtiyacı var diyelim. Tekrar hatırlatalım. Altın sana da hemen taraftara mesajını alalım. Desteklerini bizden esirgemesinler. Biz onları çok seviyoruz. Onlar da bizleri çok seviyor. Devam etsinler desteklemeye. Kesinlikle öyle. Onların size ihtiyacı var. İhtiyaçları şöyle ki, başarılarını da taşlandırmak gerekiyor. İlgiyle, alakayla. Bence kesinlikle yalnız bırakmayın diyelim. Kızlar teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz diyorum. Zaten maçlarda, antrenmanlarda sürekli birlikteyiz. Yine cumartesi günü Fenerbahçe televizyonundan da kızlarımızın maçını takip edebilirsiniz diyelim. Ve o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, Armamızın Gücüyle programının bu haftaki konukları Altun ve Ülkü'ydü. Onları daha yakından tanımaya çalıştık. Biz yine haftaya burada olacak. Şimdilik hoşça kalın.